Herkese merhaba. Fatlama Doğru kanalı izleyicileri. Dünyayı en çok dizi satan ikinci ülke konumuna geldik. Deyim yerindeyse Türk dizileri dünyayı ele geçirdi diyebiliriz. Bu başarımızın yanı sıra insanlar bazı Türk dizileri yabancı dizilerden uyarlandığı için birçok eleştiriye maruz kalıyor. Dünyada dizi uyarlamak çok normal. Hatta yıllarca Güney Kore dizilerinden uyarlanan Türk dizileri hakkında çokça yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ama kimse Türk dizilerinden uyarlanan yabancı dizilerden bahsetmedi. Biz bu videomuzda Türk dizilerinden uyarlanan 5 diziden bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olabilir, video hoşunuza giderse videoyu beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Fatma Gül'ün suçu ne? Türkiye Kasur, Hayi, Amal Aka. 2010 yapımı olan ve oldukça büyük ilgi gören dizimiz Hindistan'da da oldukça sevildi. Hint uyarlaması 2017 Nisan ve Eylül ayları arasında yayınlandı. Orijinali Zindagi TV'de yayınlanan dizinin uyarlaması Star Plus'ta ekranlara geldi. Başrollerini Pankur Avasthi ve Rajver Sevin paylaştığı dizinin uyarlanması izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Tabii konusu gereği toplumsal bir konuya değinen dizi bazı kesimler tarafından da tepki topladı. Tecavüz her ülkede olduğu gibi Hindistan'da çok önemli ve hassas konu. Dizinin genel izleyici saatinde yayınlanmasından rahatsız olan bazı kesimler dizinin yayın saatinin öğleden sonra 5.30 yerine 11'e alınması yönünde Change.org'da kampanya başlatmışlardı. Bu arada belirtmek isterim ki Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun raporuna göre tecavüz Hindistan'da kadınlara yönelik işlenen en yaygın ilk 4 suçtan biridir. Belki de Fatma Gül'ün dizide verdiği mücadele mağdur Hintli kadınların haklarını arama ve bilinçlenmesi konusunda bazı kesimlerin korkmasına neden olmuştur. Kim bilir? Vada karta hun ki agli baar tujhe mangal sutra pehnaunga. Aşk-ı Memnu, Dil Samba, Jajara. 2008 yapımı olan ve final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçen Aşk-ı Memnu dizisi Hint uyarlaması Dil Samba Jajara Ekim 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Star Plus'ta yayınlandı. Tek sezon olarak 75 bölüm yayınlanan dizinin başrollerinde Adnan Ziyagir rolünü Sanjay Kopar, Bihter Ziyagir rolünü Simiti Kala, Behlül Hazneder rolünü Aşim Gulati, Firdevs Yoroğlu rolünü Niki Anaja Vali gibi popüler Bollywood oyuncuları paylaştı. Aşk-ı Memnu, Pasyon Piroyda. Bu fotoğraftakilerin Aşk-ı Memnu dizisi kahramanları Adnan Ziyagil, Bihter Ziyagil ve Behlül Hazneder olduğunu söylesek büyük olasılıkla inanmazsınız. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan dizimizi bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyolca olarak Telemundo kanalı tarafından yayınlandı. Pasyon Piroyda yani Yasak Tutkadı ile yayınlanan dizi çok büyük ilgi gördü. Dizide Bihter karakteri Bianca, Behlül karakteri de Bruno oldu. Latin Behlül Bruno'yu Harkenes Kanel'e canlandırıyor. O da tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ gibi mankenlikten oyunculuğa geçti. Bihter karakterinin bu uyarlamadaki adı ise Bianca. Bu karakteri canlandıran oyuncu ise Monica Spear. İspanyolca konuşan Bihter ile Behlül de aşklarını gizlilik içinde yaşıyorlar. Lo que tuvimos, lo que fue, ya no existe, se acabó, murió. Vamos a pasar muy bien, ya vas a ver. Sí, nos vemos esta noche. Sí, sí, cielo. Yerli uyarlamasında Adnan Ziyagil olan karakterin adı ise Ariel Piamonte. Dizide Bianca karakterinin Firdevs Hanım benzeri bir annesi var. Aslında kızının kocasına yıllardır aşık olan Firdevs Yoroğlu'nun adı bu uyarlamada Flavia Santillana. Bu karakter ise Rebecca Jones hayat veriyor. O da başta kızları olmak üzere herkese karşı şeytani oyunlar planlıyor. Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım'ı Nebahat Çeyer oynamıştı. Pasyon Piroyda'nın yerli ise Carmen Aup. Onun adı da uyarlamada Nina olarak değiştirildi. Aup da Aşk-ı Memnu'da Niyel oynayan Hazal Kaya'ya benzerliğe dikkat çekiyor.
Dizinin senaristlerinden Ece Örenç ile Hazal Kaya Twitter'da bu konu hakkında yazışmışlardı. Dizinin izlenme rekorları kırdığını hayranıyla paylaşan Örenç, Kaya'ya da izledin mi? Yerli sana benzetmeye çalışmışlar. Bakışlarını bile taklit etmiş, kız notunu yazmıştı. Kaya da ona cevaben ama bizimkinden sonra beğenmeyecekmişim gibi geliyor. Şımarıklıktan değil, durum bu yazmıştı. Ezel, Vlad. Birçoğumuzun unutamadığı ve hala çok severek hatırladığı fenomen dizi Ezel, 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı ve aynı zamanda Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olmuştu. Ezel dizisinin roman uyarlaması olan Vlad, 3 sezondur Pro TV'de devam ediyor ve 4. sezon için hazırlıkları sürüyor. Dizide Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Narti'yi rol alıyor. Suskunlar, Game of Silence. 2012'de başlayan Suskunlar dizisi 2 sezon sürdükten sonra final yapmıştı. Yönetmenin Charles Ostuvalı ve Hatice Memiş'in yaptığı dizinin senaryosunu Pınar Bulut ve Anıl Eke yazmıştır. Game of Silence, Türkçesi Sessizlik Oyunu adıyla Amerika'da başlayan dizi ABD'de yayınlandığı ilk gün büyük bir başarı elde etmişti. Dizinin ilk bölümünü 6,5 milyon kişi izledi. 2016 yılından NBC'de yayınlanmaya başlayan dizide Jackson Brooks, Kurum Walters, Clarence Tata gibi oyuncuların rol aldığı Game of Silence dizisi toplamda 40 milyondan fazla izlenmiştir. Bu videomuzu beğenirseniz bu videonun ikinci serisini yapabiliriz. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sağlıcakla kalın.